Maltepe Belediyesi'ndeki çöp rezaleti henüz gündemden düşmemişken CHP'li İBB tepki çeken bir adıma daha imza attı. İBB daha önce tartışmalara yol açan yol kenarlarındaki dikey peyzaj yıkımı çalışmalarına aylar sonra tekrar başladı. Yüksek maliyet bahanesiyle duvarlardaki çiçek ve yeşillikleri söken İBB'ye ilk tepki ise AK Parti'den geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li İBB'ye tepki gösterdi. Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarının konuşulduğuna dikkat çeken Kabaktepe, vizyon yoksunu İBB'de boş durmamış, ana arterlere renk atan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? dedi. İstanbullulara çağrıda bulunan Kabaktepe sözlerini şöyle sonlandırdı. Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız. Çevre mühendisi Profesör Doktor Mustafa Öztürk, dikey bahçelerin kaldırılmasını eleştirmişti. Öztürk, dikey bahçelerin sadece Türkiye'de değil, dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan bir metot olduğunu belirterek, bu yapılar havadaki kirleticileri filtre ediyor. Aynı zamanda karbondioksit dediğimiz sera gazı salınımının azalmasına neden oluyor. Ayrıca bulunduğu bölgenin iklimini pozitif etkiliyor. Egzozlardan çıkan ağır metalleri önemli oranda filtre ediyor. Ağır metallerde solunum yoluyla ciğerlere kadar ulaştığında kanser etkisi yapıyor dedi.